Sevgili İtalyanca severler merhabalar. Ciao tutti. Umarım keyifler yerindedir. Bugün yabancı dil öğrenirken neden okumalıyız? Birazcık bunun üzerinde durmak istiyorum arkadaşlar. Daha önce çok defa yabancı dil öğrenirken okumamız gerektiği, dinlememiz gerektiği, izlememiz gerektiği ile ilgili çok fazla paylaşım yaptım. Fakat bugün daha çok okumak üzerinde durarak bununla ilgili örnekler üzerinden ilerlemek istiyorum. Arkadaşlar ister kursta öğrenin, ister özel ders ile, isterseniz kendiniz evde çalışarak öğrenin. Dili öğrenirken dil bilgisi üzerinden, kelime öğrenerek gittiğiniz süreci bir şekilde farklı kaynaklardan okumalar yaparak, yani farklı kaynaklardan kastım hikaye kitabı, roman, gazete vesaire artık öğrenme seviyenize göre, bu kaynaklardan okumalar yaparak bunları desteklemeniz çok çok önemli. Çünkü sadece oturduğunuz yerde kelime öğrenerek, dil bilgisi öğrenerek oraya gittiğinizde günlük konuşmayı kotarmanız pek mümkün değil. Çünkü öğrendiğimiz şey aslında teoride kalıyor. Bu teoriyi nasıl uygulamaya geçirmeliyiz? Bunu görebilmek için gerçekten o dilin kullanıldığı diyaloglara maruz kalmamız gerekiyor. O dilin kullanıldığı metinlere maruz kalmamız gerekiyor ki bizim aslında teoride öğrendiğimiz şey uygulamada nasıl kullanılıyor bunu görebilelim. Teoride öğrendiğimiz bilginin aslında uygulama sınırları ne, buna vakıf olabilelim. Bunu ancak gerçekten o metinde yazılmış diyaloglar, o metinde söylenmiş diyaloglara maruz kalarak daha iyi anlayabiliyoruz. İsterseniz bir örneğe bakalım. Örnekten sonra tekrar burada buluşalım. Evet arkadaşlar, Signor Rigoni isimli kitaba bir bakacağız beraber. Buradan bir bölüm seçtim sizler için. Bölümün ismi Il Signor Rigoni e le Donne. Bunu şimdi okuyacağım ve çevirerek ilerleyeceğim. Fakat asıl üzerinde durmak istediğim örneklerde daha vakit şey yapacağız. Onların üzerine vakit harcayacağız. Onların üzerine analiz yapacağız. Diğerlerini daha hızlı geçiyor olacağım. Başlayalım. No, il signor Rigoni non è fortunato neanche con le donne. Hayır, signor Rigoni kadınlarla da şanslı değil. Questo è il suo ultimo dialogo con la sua ragazza davanti al mare di Sorrento. Bu onun son diyaloğu kiminle? Sevgilisiyle, kız arkadaşıyla. Nerede? Sorrento denizinin önünde. Şimdi arkadaşlar, örnek 1. Con la sua ragazza. Şimdi biz ragazza'yı ne olarak öğreniyoruz? Sözlüğe oraya buraya baktığımızda aslında yaşı genç olan bir kızdan bahsederken ragazza diyoruz. Fakat buradaki örnekte gördüğümüz üzere eğer ragazza'ya ya da ragazzo, erkek de olabilir fark etmez, bir aitlik yüklediğimizde onun, benim ya da işte avere, sahip olmak fiiliyle kullandığımızda artık bu bir sevgili anlamı almaya başlıyor. Dolayısıyla mesela bu bizim kitabı okuyarak öğrenebileceğimiz, görebileceğimiz çok net örneklerden bir tanesi. Ha, böyle de bir kullanımı var noktasına ulaşabileceğimiz. Devam ediyorum. Oggi sei strana, Marzia, che hai? Bugün değişiksin, acayipsin Marzia, neyin var? Niente, però voglio stare da sola. Hiçbir şey, fakat yalnız kalmak istiyorum. Voy andare a casa, eve mi gitmek istiyorsun? Sì, non voglio stare qui. Ha, evet, burada durmak istemiyorum. Aristide, tu stai bene con me? Aristide, sen benimle iyi misin? Certo, e tu stai bene con me? Tabii ki, ya sen benimle iyi misin? Io non lo so. Ben onu bilmiyorum. Non lo sai, onu bilmiyor musun? Sì, sto bene con te, ma sto bene anche senza di te. Evet, seninle iyiyim ama sensiz de iyiyim. Perché? Neden? Tu non dici mai una parola gentile, una parola romantica. Per una donna è bello sentire parole dolci. Sen hiçbir zaman kibar bir kelime söylemiyorsun. Romantik bir kelime söylemiyorsun. Bir kadın için è bello sentire, duymak güzel, parole dolci, tatlı kelimeler. Mesela buradan bu örneği görerek neyi anlayabiliyoruz? Aynı bizim Türkçe'de kullandığımız gibi tatlı kelimesini kelimeler için, sözler için de kullanabildiğimizi örnek üzerinden görmüş oluyoruz. Belki derste çok oraya varmayacak bir şey. Derste yakalayamayacağımız bir konu. Ma noi, proprio in questo momento, siamo in una città molto romantica. Ama biz tam olarak bu anda, bu dakikada çok romantik bir şehirdeyiz.
Ecco, siamo Sorrento. Ecco'yu mesela işte olarak görüyoruz. Fakat mesela burada tam olarak kullanıldığı alanı daha iyi kavrayabiliyoruz. Neden? Çünkü dedi ki şu an çok romantik bir şehirdeyiz. Karşıdakine de dedi evet işte. Yani tam üstüne bastın anlamında ecco. Mesela bunu burada böyle bir diyalog içerisinde kullanabildiğimizi şahit oluyoruz ve bu daha doğal bir öğrenme sağlıyor aslında bize. Siamo a Sorrento, siamo in un posto romantico e tu non dici una parola romantica. Romantik bir yerdeyiz ve sen romantik bir kelime söylemiyorsun. Perché devo parlare del posto quando il posto parla per noi? Neden yer hakkında konuşmalıyım, yer bizim için konuşurken? Ma non devi parlare di Sorrento. Devi parlare d'amore con me, non capisci? Ama Sorrento hakkında konuşmak zorunda değilsin. Benimle olan aşkınla ilgili konuşmalısın. Anlamıyorsun. Si invece, capisco tutto. Capisco che sei stanca di me. Evet aksine her şeyi anlıyorum. Anlıyorum ki sen benden sıkıldın, yoruldun. Io sono stanca di te. Senden sıkıldın mı? Si, è sempre così con tutte le mie donne. Evet, hep böyle tüm kadınlarımla. Dopo un po' di tempo si stancano tutte. Biraz zaman sonra hepsi sıkılıyorlar. Mesela arkadaşlar stancarsi aslında yorulmak demek ama buradan neyi anlıyoruz? Sıkılma anlamında da kullanıldığını anlıyoruz ve sadece bir defa da değil, 3 cümle içerisinde belki 3 defa geçti. Bu da mesela okuyarak çok rahat algılayabildiğimiz ve doğal öğrenme yapabildiğimiz bir şey haline geldi. Ho solo bisogno di sentire un po' di zucchero e miele nelle parole. Şimdi, neye sadece ihtiyacım var diyor. O solo bisogno di sentire, duymaya sadece biraz, sadece duymaya ihtiyacım var. Değil mi? Sentire, duymak. Un po', biraz duymaya ihtiyacım var. Ne? Zucchero e miele nelle parole. Zucchero şeker, miele bal. Nelle parole kelimelerin içerisinde. Şimdi hop bir şey daha öğrendik. Yani tatlı kelimeler demek için bunu da kullanabiliyoruz demek ki İtalyanca'da. Yani kelimelerin içerisinde biraz şeker ve bal duymaya ihtiyacım var gibi bir kullanım var karşımızda. Bu çok derste ulaşabileceğimiz yani sadece gramer çalışarak ulaşabileceğimiz bir kullanım değil. Ne yaptık bunu? Okuyarak metnin içerisinde, günlük konuşma içerisinde örneğini görerek öğrenmiş olduk. Ve aynı zamanda burada sentire'yi duymak olarak kullandığımızı bir not edelim. Aristide, i tuoi occhi parlano e dicono che sei dolce. Aristide, senin gözlerin konuşuyor ve diyorlar ki tatlısın. Yani tatlı olduğunu söylüyorlar. Ma tu, quando guardi dentro i miei occhi, che cosa vedi? Ama sen benim gözlerim içerisine baktığında ne görüyorsun? Io vedo tutte righe. Ben tüm çizgileri görüyorum. Come faccio a essere romantico se vedo tutto a righe? Burada bir şey daha dikkatimizi çekmeli. Come faccio a essere romantico? Mesela. Şimdi fareyi hep biz ne olarak görüyoruz? Yapmak, yapmak, yapmak. Genelde hep bütün kullandığımız kullanım alanı bu şekilde. Fakat burada neyi fark ediyoruz? Aslında farenin potere gibi bir kullanımı da var. Nasıl romantik olabilirim? Nasıl romantik olmayı başarabilirim? Gibi. Romantik olmayı nasıl yapabilirim? Gibi. Farenin böyle bir kullanımı da var. Mesela, come faccio ad andare alla banca? Nasıl bankaya gidebilirim? Yani farenin potere gibi bir kullanım alanı var ve buradan hop bunu kavramış oluyoruz. Her şeyi çizgili görüyorsam nasıl romantik olabilirim? Come fanno i tanti ciechi? Kör şarkıcılar nasıl yapıyorlar? Steve Wonder, Ray Charles. Loro non vedono niente, ma parlano d'amore. Onlar hiçbir şey görmüyorlar ama aşktan bahsediyorlar. Ma quelli sono artisti. Ama onlar sanatçı. Ecco. Mesela yine burada Ecco geldi. Hop, iki sayfa içerisinde iki tane örnekle bize bunu iyice kavrattı. Tu non sei un artista. Sen bir sanatçı değilsin. Questa è la verità. Bu gerçek. E forse io non sono la donna per te. Ve belki ben senin için kadın değilim. Şimdi bu ne demek hoppala? Ben bunu öğrendiğim gramer bilgimle ne olarak direkt çevirdim. Senin için bir kadın değilim. Peki
Şimdi normalde böyle bir cümleyi, böyle bir diyalog içerisinde görmesem, bunun aslında belki ben senin için uygun bir kadın değilim anlamı verdiğini bilmeyecektim. Bu şekilde kullanabileceğini de belki de hiç o şeye varamayacaktım. Fakat burada diyalog içerisinde bunu görerek aslında böyle bir cümleyle belki de ben senin için uygun bir kadın değilim anlamı verebildiğimizi de öğrenmiş oluyoruz aslında. No, la verità è un'altra. Hayır, gerçek başka. Io ho un problema e tu non ami i problemi degli altri. Benim bir problemim var ve sen başkalarının problemlerini sevmiyorsun. Questa è la verità. Gerçek olan bu. Il signor Rigoni sente che questa è l'ultima volta che vede la sua ragazza. Signor Rigoni, şimdi sentire, biraz önce de sentire vardı ve duymak olarak çevirdik. Fakat burada ne olarak çevireceğiz? Burada hissetmek. Çünkü burada duyduğu bir şey yok aslında. Sentire'yi demek ki iki anlamda da kullanabiliyoruz. Duymak ve hissetmek. Ne hissediyor? Signor Rigoni hissediyor ki bu kız arkadaşını gördüğü son sefer. Halbuki sentir serif, fiili de hissetmek olarak kullanılıyor. Mi sento bene, non mi sento bene. Kendimi iyi hissediyorum, kendimi iyi hissetmiyorum. Şimdi buradan neyi anlıyorum? Aslında sentirsi kendimle ilgili hissettiğim şeyleri söylerken kullandığım fiil. Sentire'yi hissetmek olarak kullandığımda kendimden bağımsız olan bir konuyla ilgili hissettiğim şeyi söylerken kullandığım fiil. Velhasıl iki sayfa içerisinde gördüğünüz gibi ne kadar farklı kullanımlar olduğunu aslında öğrenebilmiş oldum ve bu doğal bir öğrenme oldu. Evet arkadaşlar, örnekte görmüş olduğunuz gibi aslında öğrenmiş olduğumuz teorik bilgileri uygulamada görmek çok önemli. Sentire fiilini ele alalım. Sentire fiilinde siz sözlükte baktığınızda duymak, hissetmek gibi karşılıklar göreceksiniz. Fakat kendiniz bu fiili daha önce hiçbir örneğe maruz kalmadan kullanmak istediğinizde belki yanlış yerlerde kullanacaksınız, belki yanlış şekilde kullanacaksınız. Dolayısıyla teorideki bilgiyi uygulamada görmek aslında daha sonra sizin onu doğru yerde uygulayabilmeniz açısından çok önemli. Bir başka deyişle mutlaka dil öğrenme sürecinizi çeşitli kaynaklardan okumalarla destekliyor olmanız çok önemli. Benim bunun için sizlere sunduğum bir şey var naçizane. Daha önce bir videomda bahsetmiştim. YouTuber'lara vermiş olduğu bir özellik var bir süredir. Katıl butonu, abone olmanın haricinde bir süreç var burada. Burada aynı uygulamalara aylık abone olur gibi nasıl ücretli bir şekilde abone olabiliyorsanız. Burada da YouTuber'a destek amaçlı size bir süreç sunuluyor. Burada YouTuber belirliyor bu aylık desteği. Ben kendimce cüzi olduğunu düşündüğüm bir miktar olarak 5 lira belirledim. Dolayısıyla bana bu şekilde destek olan sevgili İtalyanca severleri ben de karşılıksız bırakmak istemediğim için onlara özel aylık bir cümle kurma egzersizi ve bir de biraz önceki egzersiz gibi okuma egzersizi hazırlıyorum. Dolayısıyla bir paragrafı, bir metni seçerek orada işte beraber biraz önceki örnekte olduğu gibi birazcık daha detaylı analiz ederek örnekler görüyoruz. Eğer bu şekilde hem destek olmak isterseniz hem de böyle bir ayda iki videoya ulaşmak isterseniz katıl butonundan sürece dahil olabilirsiniz. Ben şuralara bir yerlere bir link bırakırım bunun için. Şimdiden desteğinize teşekkür ederim. Umarım da faydalı olur ulaşacağınız videolar. Bugünlük benden bu kadar. Yorumlarınızı aşağıya bekliyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Ciao ciao.